aldığımız eğitimlerle bizi ileride geleceğimize hazırlayan ve geleceğimiz konusunda bize az çok yol haritası çizen gayet eğitim konusunda nitelikli bir bölüm. Okul içerisinde almış olduğumuz çeşitli seçmeli dersler sayesinde bölümün çerçevesini gördük. Hangi konularda ne kadar kendimizi geliştirebileceğimizi öğrendik. Görmüş olduğumuz geniş çerçevede zaten yeterince bize geleceğimiz hakkında seçenek sunuldu. Ve bu seçmeli dersler sayesinde bu seçeneklerden birisine karar verdim. Yani burada hani gelecekte hangi alanda çalışmak istediğimi açıkçası staj deneyimlerim daha çok yardımcı oldu bende. Stajımı müzede yapıyorum şu an ve hani müzecilik alanında da gerçekten kendimi geliştirebileceğimi ve bu alana katkı sağlayabileceğimi fark ettim. Yaptığım hani stajdaki tecrübelerim ve deneyimlerimden yola çıkarak aslında geleceğime de bir açıdan karar verebildim. Korkuyorum çünkü Türkiye şartları malum çok değişebiliyor ve ne olacağına dair hiçbir fikrim yok. Ben aldığım eğitime güveniyorum. En azından çok kaliteli bir kadroyla çok iyi bir eğitim aldığımı düşünüyorum ama tabii ki elimden geleni yaptım şimdiye kadar. Yapmaya da devam edeceğim. Umarım bulabilirim ama bu kaygıyı tabii ki yok etmiyorum. Ödevlerimizde yer alan, araştırma raporlarımıza yer alan kurum incelemelerinde kurumları devlet, özel sektör olarak pek çok kurumu inceledik. Bu sayede de pek çok kurum hakkında bilgimiz var. Bu yüzden hangi iş alanına nasıl yönlenmem gerektiğini, nasıl yöneleceğimi veya hangi iş alanını seçmem gerektiğini önceden bir nevi deneyimlemiş olduk. Tabii ki de şartların ne göstereceği belli olmaz. Ama eğitimim sayesinde ne yapacağımı ciddi bir şekilde karar verdim. Hacettepe'yi öneriyorum. Hacettepe olacaksa öneriyorum. Aynen, Hacettepe olacaksa ben de öneriyorum. Hacettepe'de BBY'yi öneriyorum. Hacettepe'de sadece BBY'yi öneriyorum. Kesinlikle öneriyorum. Kesinlikle etkiledi. Umut Hoca'nın verdiği bilgi danışmanlığı dersine kadar ben tamamen işte KPSS'ye hazırlanıp devlet memuru olurum diye düşünüyordum. Başka bir şeyde düşünmemiştim o derse kadar. Sonrasında başka şeyler de yapabilirim diye düşündüm ve bununla ilgili çalışmalar yapmaya başladık biz arkadaşlarımızla. Umarım gerçekten istediğim şeyleri yapabilirim. Kesinlikle etkiliyor. Zaten en büyük etkenin bu olduğunu düşünüyorum. Özellikle şu an Hacettepe Hastanesi'nde staj görüyorum. Almış olduğum tıpta bilgi yönetimi ve bilginin düzenlenmesi gibi dersler bunda çok büyük etkendi benim için. Evet, etkiliyor. Bülent Hoca'nın sayesinde diyebilirim bunu başta. Onun sayesinde halk kütüphanenin gelişmesi için elinden gelen her şeyi yapabileceğimi düşünüyorum. Bu ders sayesinde kütüphanenin gelişmesi için bir katkıda bulunmak beni onurlandıracaktır. Bilgisayar mühendisliğinin yorumlanması ve kullanıcıya uygun hale getirilmesini ben bölümümde öğrendiğim dersler, aldığım dersler sayesinde öğrendim. Bunu başkalarına da aktarmayı istiyorum. Bu yüzden meslek seçimi bu yönde yapacağım. Evet, etkiliyor. Çünkü bölümümüzün sadece kütüphanecilik ve arşivden meydana gelmediğini, çok farklı alt alanlara ayrıldığını ve bu alanlarda da çalışabileceğimizi öğrendim. Kesinlikle evet. Staj yaptığım kurumda direkt patronun iş teklif etmesi beni çok sevindirdi. Evet, inanıyorum. Mezun olmadan birkaç yerde bölümle ilgili birinin arandığını gördüm. Hani bana da söylendi ama mezun olduktan sonra bulabilir miyim bilemiyorum. Kısmet. Bulabileceğime inanıyorum çünkü çok farklı alanlarda bize uygun işler var ve bu alanları kapatmak için uygun elemanlar olduğunu düşünüyorum. Hocalarımız, arkadaşlıklarımız, BAM, raporlar. Hayat okulu, özlem, hasret, güzellik. Yeni bir aile demek. Her gencin yaşaması gereken bir üniversite hayatı. Hayatımın en güzel yılları.